Şarkı 59 sizlerle. Takipte kalın. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Evet, bugün yine bir bisiklet turu yapacağız. İdebağlar arkasından Çengelli İstanbul yoluna çıkacağız. Geleceğiz ama bir tık serin. Saat kaç şu anda? Tarık abi geliyor. 09.57. 57, 3 dakika erken geldi. Abi git dön abi, 3 dakika var. Erken geldi, olmaz böyle. Bilerek mi geldi, yoksa ayarlardı yani kendini? Senin saat yanlış. Bizim saat yanlıştır ya. Neredesin yoksun? Abi İstanbul'daydık, işlerimiz vardı. Valla ben siz gideceğiniz için geldim burada. Sağ ol. Sağ ol. Tura çıkıyoruz. Tarık abinin artık son günleri herhalde. Bu son tur mu? Seneye kadar nasip olursa başka turu katılmayacaksın galiba. Ama arada kaçarsan böyle canın sıkılsa gel, yani biz bekleriz. Gelirim. Aklım burada, merak etme. Biz artık kışını yapacağız tur yani. Geldi kaçak. Evet. Listeyi bir kontrol etsene Mert. Kimler tıklamış, kimler yok şu anda. Mustafa Reis yok. Geleceğim dedi. O tıklamadı o. Ama geleceğim dedi. Sana dedi mi? Konuştun mu? At bin çıkalım abi. Birazdan şu sol taraftaki tepeyi tırmanacağız. Yukarı bayağı bir yoğun. Eğer rüzgar sesi videoda hakim olursa müzik kullanacağız. Çok bakın, çok güzel bir manzara. İlk turda beni kirazla çıkardılar abi. Helal olsun, bak gene geldi adam. Yok 8 tane. Zorlu bir İdebağlar çıkışı gerçekleştirdik. En sert yeri şurası. Şuranın eğimi çok yüksek. 15 ile 20 arası olabilir. Şu bulukların bir güzelliğine bakar mısınız İdebağlar'da? Kademeleri geçmen lazım. Bana demezler, o nerede ya? Ben dedim Tarık abi tanıyorum ben. Ben Tarık abi tanıyorum, bana demezler artık herhalde yani. Ayaklarını sıkarsın sen. 20'nin altına çıkmam lazım. Yani orada çok yokuş var. Yokuşlar da daha iyi. 2 dakika Tayfun abi soğuklansın. 30 yapmam lazım ki 35. Evet arkadaşlar, yola devam ediyoruz. Şimdi birazdan şöyle şuradan devam edeceğiz. Şu karşıda evlerin arasında tepelerden daha İstanbul yoluna çıkacağız. Keyifli bir tur olacak inşallah.
tık serin ama olsun, terletiyor o ev çıkarken insana. Evet, İdebalar'da yolumuza devam ediyoruz. Köylerin içinden tırmanmaya devam. Araçları. Yokuş yukarı. Bir de sert tekerlekler, bisiklet kullanıp video çekmek zor. O yüzden burada kapatayım. Gel bakayım, ne yapacaksın, gel. Çok merak ediyorum, gel. Gel bakayım hadi. Nereyse bir köpek. Manzarayı çekecektik, köpekten manzara çekemiyoruz. Gel buraya. Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Çanakkale Köprüsü dahil mükemmel bir manzara var. Ahmet. Ahmet'e çok teşekkür ederiz. Evet, toprak olan yukarı tırmanıyoruz. Fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Çok harika bir manzara var deniz üstünde. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Harika. Kartpostal gibi. Şu güzelliğe baksana. Tayfun abi, yapıyorsun bu sporu. Şimdi ben de en az bir 4-5 milyon lira kenarda sigara. Her an seni çok sevmişler, peşinden geliyorlar. Mükemmel bir manzara var ya. Harika. Geliniz lan, az önce artistik yapan arkamızdan bize bağıran. He? Alo, kime diyorum ben? Hanginizdi Temin bana bağıran? He? He, değil mi? Sizin mekandan çıktık değil mi şimdi? He, paşam. Hadi oğlum. Hadi. Çok iyiler ya. Tabii kendi sınırlarından dışarı çıktılar ya. Uysal'la açtı hayvanlar. Açtılar bir de. Canım benim. Hasan abi, bunlar senin tanıdığı artık. Sıkıntı yok ya. Bizim onlarla sorunumuz yok. Onlar bizde sorunu var. Onlar bulundukları bölgeyi sahiplendikleri için hayvanlar doğal olarak. Abi ben tokum, ben yemeyeceğim. Ben tokum. Evet, yola devam edeceğiz. Yavaş yavaş toprak yoldan ilerliyoruz. Çamlık bölgedeyiz. Çok güzel manzara var. Tarık abi, bu rotadan ilk defa geliyoruz. Evet, ilk defa. Ama iyi ki de gelmişiz. Evet. Abi, şöyle bir fotoğraf alayım. Senin mükemmel bir manzaran var.
Göstereceğim sana da fotoğrafını. Evet. Bir tarafımda çamlık, bir tarafımda üzüm bağları. Daha önce hiç geçmediğim yerlerden geçiyorum şu anda. İğde bağlarının arkasından toprak yollardan ilerliyoruz. Çengelliğe çıkıyordu Ahmet ama göreceğiz bakalım çengelliğe mi çıkacak, çengelsize mi çıkacak. Daha önce hiç gelmedim. Toprak yolda da tekerlekler gitmiyor arkadaş. Tekerlekler batıyor. Aşırı rüzgar da var. Evet, toprak. Toprak yoldan asfalt yola çıkıyoruz. Sağ ol abi, lastik patladı ya. Var var. Ahmet'i takip edin, Ahmet'in şeye, barınağa gidiyoruz. Arka arkaya gidelim. Arka arkaya gidiyor zaten. Şuvay şuvay. Ahmet'i geçmeyelim. Ahmet mükemmel, arkadan fotoğrafını aldım. Bulutlar falan. Ahmet çok güzel yere çıktık lan. Vallahi çok hoşuma gitti. Yok, direkt buraya çıkmamız hoşuma gitti yani. Başka bayır yok. Sen şimdi söyle. Demin bir şeyler sayıyordun bana. Geçen kovalıkta say. Patlattın lastiğini. Şişire şişire Şarköy'e geldim. Gelmedim ben. Orada gene şey soktum. Ama güldüm ha. İlk defa lastik şişire Şarköy'e geldim. İki defa şişirdim. Baktım olacak gibi değil. Yatırdım bisikleti. Yedek lastik var, değiştirdim. Becerdim. İkimiz de değiştirmemiz lazım dış lastikleri. Öğrenmemiz lazım abi dış lastik işini. Yok, o kolay da. Ya abi, ya abi, abi de alacağız bir yere giderken ya lastik değiştirmeyi öğreneceğiz abi. Var mıydı yedek? İşte. Var var, yedek lastik simen çıkmıyor mu abi? Yedek lastik çıkmak demek ölmek demek burada. Her zaman bir yedek lastikle çıkıyoruz. Evet. Evet. Yolların Fatih'i geldi. Kanal. Kanal Sintiora Teko Tortu 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 Tölaya. Evet, yol üstünde bir arkadaşımızın bağ evi. Muazzam deniz manzarası var. Harika. Vallahi sezon başladı bitti. Üzüm bağlarına giremedik. Daha yeni kısmet oldu, nasip oldu üzüm bağına girmek. Ben bir tane dalında daha üzüm göremedim. Görsen çekeceğim. Dalında dalında anı. Dalında üzüm mü kaldı? He. Olanları gel. Dalında çekeyim istiyorum. Nerede var? Heh, şurada bir yerde gördüm. Ama zamanı geçti. Şurada bir tane gördüm ama. Tabi zamanı geçmiş, doğru söylüyorsun. Burada hala dalında yenecek konumda üzüm var. Evet. Çok güzelmiş ha. Niye sen onu? Bunu toplayalım mı? Verelim arkadaşlar. Üstüne koyabilirsin. Tutabilirim de. Şimdi ben biraz video çekeyim hazır buraya girmişken.
Şurada da var. Arkadaşlara parkur az geldi. Geri döndük. Arkadaşım bağ evinden geri döndük. Tepeköy'den aşağı ineceğiz. Önce Çengelli. Sonra Tepeköy. Yukarı kalamış ve aşağı kalamış olarak rotamızı güncelledik. Parkurumuzu böyle yaptık. Nasıl muazzam manzara var değil mi? Arka geliyor mu abi? Arka geliyor mu? Şimdi aşağı saldı mı gider. Doğruyuz da. Arka geliyor mu? Önemli olanı. Şimdi saldım hep bayır aşağı ineceğiz de. Kopukluk olmasın. Ben yavaştan salıyorum böyle de. Şuradan iniyorum. Kontrollü bir şekilde salın siz. Arkaya bakıyorum ben geleceğim. Evet, deniz göründü. Seni çekelim de boşuna açmamış olalım. Abi yardımcı olacak bir şey. Yok. Sağ ol, teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Sağ ol, teşekkürler. Allah gönlünü tek göre versin. Amin. Ne güzel adam sordu, yardım edebileceğim bir şey var mı diye. Bulutların şekline bakar mısın ya? Bir kevvel ötesi. Evet. Tayfun abi üstün gayretleriyle ikinci turda da yine zincirini koparmayı başardı. Tebrik ediyoruz Tayfun abi. Bundan sonra Tayfun abinin lakabı zincir koparan.
Ya bugün bir kere koptu. Fazla kopardın. Fark eder mi abi? Geçen hafta da kopardın. Ya bu isim sana yakıştı ve kaldı abi. Zincir koparan. Ya Mustafa biz seni bekliyoruz yukarıda. Gözünü seveyim ya. Sen ne ara geçtin bizi ya? Jet hızıyla mübarek. Ben seni bekliyorum. Geleceğin de bir de geri döndüm biliyor musun? Ya ben dedim bunlar yavaş yavaş yapıyorlardı. Ben fotoğraf çekeyim, video çekeyim derken. Biraz... ara geldin sen geçtin bizi. Kestirme yolu var herhalde. Kestirme varmış ama bizim bilmediğimiz. Allah Allah. Ben köyün içinde bekledim ya. Oradan her türlü yol beni aşağıya indirirdi. Doğru. Her yol aşağı gidiyor. Buradan ne zaman çıkmıştık? Evet, yukarı Kalamış köyü. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Aşağı Kalamış'a. Çok dik bayır olduğu için şöyle kısa bir görüntü alacağım. Ondan sonra kamerayı kapatacağız. Evet, dönüş yolundayız arkadaşlar. Erikli'ye yaklaştık. Çok güzel, keyifli bir tip oldu. Hava da gayet güzel. Ara ara bulutlar bayağı bir etrafı kapladı ama yine şu anda açtı. Güzel. Tarık abimizle bugün son tur yapıyoruz. Tarık abi Edirne'ye gidecek. Son tur mu Tarık abi? Efendim? Son tur mu bugün? Evet, son turum. Çok teşekkür ediyorum. Bu senenin son turunu yaptık. Güzel bir tur oldu bugün. Güzel bir tur. Evet abi. Güzel bir güzel yaptık. Allah tekrar bilmeyi, tırlamayı nasip et. Amin inşallah. İki haftada zincir kopuyorum, bravo. Yok, koparmamıştır ya. Lan biliyor, koparmamış. koparmamış. Zincir koparan diyece bakıyor mu diye bakalım. Zincir koparan. bir kere kopuyor. Günde bir kere yetiyor mu? Ya, fazla iyi olmaz. Hava gayet güzel. Öyle mi söyledik? Lastiğimiz patladı. Bugün iki kez lastik patladı. Az önce yine tamirat yaptık. Sağ olsun ya. Ahmet tamir etti. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. İki lastik, bir zincir. Başka? Zincir bu da. Zincir koparan. Bugünkü hayatımız bir zincir. Üç lastik patlama olayı. Üç mü? Ahmet'in de patlamış. İki benim. Bir Ahmet'in. Üç lastik patlama, bir zincir koparma. Zaten lastik iniği mi? Lastik iniği önemli değil. Zincir kopartmayı standarda bağladık. Her hafta bir kere Tayfun Bey zincir koparır. O bende. Nasıl beceriyorum ama üstün kabiliyet var herkes. Bize de öğretti, biz de. Onun şey yapıyor. Aşırı güçten oluyor. Bilmiyorum, lakabı artık zincir koparan oldu. Zincir kıran. Zincir koparan. Evet, zincir koparan. Dönüş yolundayız. Tura başladığımız yere yaklaştık. Yani bugünkü turumuz aslında İde Bağlar'dan başlamıştı. Tabii Bilsin oradan çıkmıştık ama Bilsin oradan çıkıp oraya geldik. İlk rotamız İde Bağlar. Zaten şu an İde Bağlar'ın girişine de geldik. İde Bağlar'dan arka taraftan Toprak Yol'dan yukarıda tepeken üst taraftan bir yere çıktık. Orada arkadaşım Bağ'ı vardı. Oraya bir uğradık. Biraz üzüm falan topladık. Orada biraz vakit geçirdikten sonra döndük geriye. Tepeköy sırtlarından yukarı Kalamış'a, oradan aşağı Kalamış'a şu an bulunmuş olduğumuz yola kadar geldik. Çok keyifli bir tur oldu. Arkadaşlar geride. Biraz ağırdan aldım. Hem de giderken biraz video çekelim istedim. Evet arkadaşlar, yetişmeye başladı. Turumuz devam ediyor. Şarkıya kadar. Evet. Turu bitirdik aslında. Şarköy merkezde turumuzu bitecek. Ama Mert arkadaşımız da yetmedi. Bir İde Bağları'na çıkıp inecek. Daha önce İde Bağları 11-12 defa çıkıp indi. Öyle bir rekor var. Kendi rekorunu egale ediyor. Tayfun abi de çıkacak herhalde. Tayfun abi çıkacak mı? Zinciri kopar, bak sana söyleyeyim. Yok abi, ben çıkamam. Yeter bana bu kadar. Evet. Çıkar gibi yapıyor. Mert çıkıyor işte bak. Adam 11 defa İde Bağları çıkıp inmiş adam. Biz bir kere çıkıyoruz, bize yetiyor. Evet arkadaşlar, bir turumuzun daha sonuna geldik.
gayet güzel, keyifli bir tur yaptık. Kazası belasız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.